Dostlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz, bugünkü gitar dersimiz transpoze. Transpoze ile ilgili sorularınız vardı. Onları cevaplamaya çalışacağım. Transpoze ses taşıması arkadaşlar. Yani mi üzerinden çaldığımız bir eseri fa, fa diye sol, sol diye la gibi bütün seslere taşımayı öğreneceğiz bugün. Şimdi mi bizim ana sesimiz, gitarın ana sesi, en üst telin boşu. Şöyle biraz daha geri gidelim. En üst telin boşu mi. Mi, fa, fa, sol, sol, la. Mi, fa arası yarım ses, fa, sol arası tam ses, la, si arası tam ses. Yani bir şarkı 2,5 ses transpoze edersek, ilk akorumuz mi minörse, mi, fa, sol, la, 2,5 ses ilerisini taşırsak bize la minörü verir. Yani gitarın 5. perdesinde. Bu parmakları böyle basarsanız 7. perdeye parmakları kaldırıp 5. perdeye bare kurarsanız bu transpoze edilmiş olur. Yani mi minörün 2,5 ses ilerisindeki ton la minör olur. Şimdi mi kürdi bir şarkıda örnek verirsek, akorlarımız mi minör, fa majör, sol majör, la minör, do majör, re minör, mi minör olarak gider. Şimdi mi'den sonra hangi nota geliyor mi üzerinden? Fa majör geliyor. Değil mi? Mi minörden sonra fa majör. Şimdi biz la minörden de si bemol majöre gideceğiz. Neden? Çünkü mi'den sonra yarım ses geldik. Mi ile fa arası yarım ses. Mi minör, fa majör. Yerine la minör, si bemol majör yapacağız. Bu da bizim ikinci sesimiz. Kürdi üzerinden, transpoze yaptığımızda. Şimdi fa'da kaldık. Fa'dan sonra giderken tam ses aralığı gidiyoruz. Yani fa majör, sol majör yapıyoruz. Şimdi burada da si bemol majördeydik. Si bemol majörden tam ses ileri gidersek bize do majör akorunu verecek. Yani mi, fa, sol yerine la, si bemol, do majör şeklinde gideceğiz. Bu ilk 3 akorumuz. 4. akora gelince la minöre iniyoruz burada. Yani kaç ses oluyor? Mi, fa, sol, la. 2,5 ses aralığı oluyor. Mi minörden la minöre iniyoruz. La minörden de en son do majörde kalmıştık. Burada re minöre iniyoruz arkadaşlar. Yani la minörün bir altına inip mi minörden la minöre inermiş gibi la minörden re minöre ineceğiz. 4. akorumuz la üzerinden çalarken la, si bemol, do majör, re minör. Buradaki akor minörse buradaki akor da minör olur. 4. akorumuzu da bulduk. 5. akorumuz burada neydi? Do majör. Biz de burada ne yapacağız? Fa majör basacağız. Yani la üzerinden fa majör. Mi üzerinden do majörü karşılığı. La üzerinden de fa majöre denk geliyor. Şimdi fa majör için buraya kadar gitmeye gerek yok. Burada pratik olarak re minör basılı serçe parmağımızı bir üste koyarsak bize fa majör akorunu veriyor. 5. akorumuzu da bulduk. Sonra do majörden re minöre gidiyoruz. Burada da la minörden özür dilerim. Re minörden sol minöre gideceğiz. İsterseniz sol minörü bu şekilde alırsınız. İsterseniz de sol minörü bu şekilde alırsınız. Yani la minörden tam ses geri giderseniz size sol minörü vermiş olur. Ya da re minörden bir alta inerseniz, yani la minörden re minöre inmek gibi re minörden sol minöre inersiniz. Bu da bizim 6. akorumuz. Yani mi 1, fa 2, sol 3, la 4, do 5, re 6, tekrar mi'ye dönüyor. Genel olarak kürdi makamları bu akorları alır. Ha, bunun üstüne başka akorlar da yazabilirsiniz ama bu biraz daha basit olarak anlatılmışı.
Şimdi La'yı öğrendikten sonra La'dan da transpozeyi göstereceğim. La minör, Si bemol majör, Do majör, Re minör, Fa majör, Sol minör, tekrar La minör. Dediğim gibi bu Sol minörün bir seçeneği de Re minörün altında. Yani burada üç akorumuz yan yana aslında, alt alta. La minör, Re minör, Sol minör, Fa majör, Si bemol majör, Do majör. Yani böyle de çalabilirsiniz. Si bemol majör, Do majör, Re minör, Fa majör, Sol minör ya da Sol minör, tekrar La minör. Şimdi bu ne dedik? Mi üzerinden 2,5 ses gittik. Bize neyi verdi? La minörü verdi. Yani La kür diye almış oldu. Şimdi burada önemli olan bir kısım var. Şimdi bareli akorlar burada, baresiz burada. Şimdi bundan sonraki transpozeleri buna göre yaparsak, taklit edersek daha rahat olur. Yani La'dan tam ses geri gidip bir ses gerisini transpoze yaparsak o zaman da şöyle olur. La'yı Sol'e taşırız, Si bemolü Sol diyeze taşırız, Do majörü de Si bemole taşırız. Yani her sesi tam ses geri kaydıracağız. Re minörü kaydırırsak tam ses geri, Do minör olur. Sol minörü tam ses geri kaldırırsak, geri kaydırırsak Fa minör olur. Bu şekilde. Do majörü, özür dilerim. Fa majörü tam ses geri kaydırırsak Mi bemol majör olur. Bu şekilde. Yani Sol kürdi transpozesi, Sol minör, Sol diyez majör, Si bemol majör ya da La diyez majör de diyebilirsiniz. Do minör, Mi bemol majör, Fa minör, tekrar Sol minör. Ha bunu Fa'ya taşırsak Fa minör, Fa diyez minör, Sol diyez minör, Si bemol minör. Özür dilerim, burası Sol diyez majör bu arada. Si bemol minör, Do diyez majör. Burası da Mi bemol minör, tekrar Fa minör. Yani Fa minörün aldığı akorlar da bunlar. Fa kürdinin. Fa minör, Fa diyez majör, Sol diyez majör, La diyez minör, Do diyez majör, Fa minör, tekrar Fa minör olarak bitiyor. Son olarak da Si'yi göstereyim. Si transpozesi, Si kürdi transpozesi. Si minör, Do majör, Re majör, Mi minör, Sol majör, Re minör, özür dilerim, La minör, Mi minör. Bir daha söyleyelim. Si minör, 7. perdede. Do majör, Re majör, Mi minör, Sol majör, La minör, Si minör şeklinde. Bu da Si kürdi transpozisi. Gördüğünüz gibi sesleri taşımış olduk. Yani burada çaldığınız bir eseri, bir şarkıyı taşıdığınız zaman bu aralıklara dikkat etmeniz lazım. Yani tam ses, yarım ses. Tam ses, yarım ses gibi. Şimdi ne dedik? Mi, Fa arası yarım ses. Fa, Sol arası tam ses. La, Sol, La arası tam ses. La, Si. Tam ses, Si, Do yarım ses. Buralara dikkat edin. Do, Re tam ses. Re, Mi tam ses. Ses aralıklarını biliyorsunuzdur. Bildiğinizi varsayıyorum. Bu şekilde çalışırsanız transpozeyi öğrenirsiniz. Bu üst pozisyon transpozesi. Alt pozisyon transpozeleri de var. Onlara da değineceğiz ileriki derslerde. Videoyu beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın.